On kuruş alamazdı kanun yoluyla. On bin lira verdim. 68'in parası. Nihal Bey bu tavra çok memnun oldu. Bana gelip gitmeye başladı. Gelip gitmeye başladı. Rıza Nur'dan da boyna istiyor. Rıza Nur'dan alıp götürdüğü adamlardan biri de başkalarda var da şimdi sade hatırata geleyim diye. Rafet Paşa'nın hanımı. Refet Paşa tabii çoktan ölmüş. Elma Dağı'nda Hilton Oteli'ne giderken bir apartmanın giriş katında. Dedim ki ben götüreyim bu hatıratı üstad. Ben götüreyim de hanımla da bir tanışayım. Olur dedi adresini verdi. Kadına da telefon etti, beni tezkiye etti. Çok işte milliyetçi, gayretli bir genç kardeşimiz falan getirecek size. Hem de tanışmak istiyor falan. Ben bir gün kalktım, gittim Rafet Paşa'nın hanımına. Duvarda, mübalağa olmasın, iki metre genişliğinde Rafet Paşa'nın tam üniformalı bir resmi. Onun altında bir koltukta oturuyor ama sultanları da gördüm. Padişah kızlarda öyle azametlik bir kadın görmedim. Hatıratı takdim ettim. Dedi ki Nihal Bey bana öyle şeyler söyledi ki. Bunu siz mi yayınladınız? Evet. Sizi tebrik ederim oğlum dedi. Yaşlı bir kadın. Sizi tebrik ederim dedi. Maşallah bu millet ölmez. Böyle cesur evlatlar olduğu müddetçe ölmez dedi. Ah dedi paşa sağ olaydı da bunu göreydi. Dedim ki paşa da aleyhte miydi? Ne diyorsun dedi. Beyrut'a kaçtı da hayatını kurtardı. Ve ağır kelimeler kullandı Mustafa Kemal Paşa hakkında. Benim kocam dedi Türk oğlu Türktü dedi. Öyle falan cinsen olan adamın işine gelir mi? Kullandı harcayacaktı. Kocam Beyrut'a kaçarak hayatını kurtardı dedi. Dedim ki yazmadı mı? Yaşadıklarını yazmadı mı Refet Paşa? Dedi ki yazdı. Dedim ki bakın ben bunu neşrettim. Onu da verin bana neşredeyim dedim. Dedi ki bunun kadar bunda çok çirkin şeyler var dedi. Bunun kadar ağır değildir ama yaşadığı vakalar itibariyle bundan da geri sayılmaz. Bir göreyim dedim. Dedi ki bana gel. Kiler gibi bir yer gösterdi. Orada iki üç tane çuval var. Çuval. Dedi ki o hatırat dahil paşanın defterleri, evrakı, her şey şu çuvallarda. Ama bu çuvallar dedi tarihi oldu biliyor musun? Neden dedi? Neden dedi? İsrail Büyükelçisi El Rom'u kaçırdılar ya dedi. Evet. Biliyor musun dedi. Onu dedi en yakın bir yer diye giriş katı bizim zilimize bastılar. Buraya girdiler. Elrom şu çuvalların altı üstünde yattı birkaç gün dedi. Beni şu koltuğa bağladılar. Ağzımı bağladılar. Kızımı böyle yaptılar vesaire anlattı. mer Mahi Çayan mıydı onu yapan galiba? Elrom'u Rafet Paşa'nın dairesine sokmuş. Bilmeden gizlenebilmek için. Sokaktan bir an çıkabilmek için. Birkaç gün orada muhafaza etmiş. Elrom bu çuvalların için üstünde yatmış. İhtiyarlık böyle. İhtiyar adamda çok hatıra oluyor. Dedim ki Allah aşkına ben bir gün geleyim de şu evleri açayım, bunların hatıraları bir inceleyeyim. Ve bundan bir yayın yapalım. Merhum paşanın ruhu şad olur dedim. Dedi ki benim abim var dedi. Ben ona bir sorayım dedi. İzin verirse olur. Sonra sordu. Ağabeyisi şimdi zamanı değil başımıza iş açarız demiş. Başımıza iş açarız. Çünkü Türk basın kanununda kademeli mesuliyet vardır. Kademeli. Yazar varsa suç olan bir kitabı yazan mesuldür. Yazar yoksa veya ölmüşse naşir mesuldür yayınlayan. Yayınlayan da kendini belli etmemiş, gizlemişse matbaa mesuldür. Onun için matbaalar damga basmaya mecburdur. Ve matbaalar 13 Nusa belli yerlere götürür. Defterleri vardır, imza alırlar. Savcıya, emniyete vesaire. E şimdi yazar ölmüş olduğuna göre sen naşir olarak takibete uğrayacaksın. E sana soracaklar bunu nasıl ele geçirdin? Yolda buldum diyemezsin ya iş bize sıçrayacak. Kardeşim müsaade etmiyor dedi. Şurada 5-10 sene evvel ben Hürriyet Gazetesi okumam. Tesadüf birisi bulunduğum yazana da hürriyet almıştı. Çevirirken baktım ki kadıncağız vefat etmiş. Şimdi bu, şeme, bu şu demektir ki Refet Paşa'nın hatıratı Cemal Kutay gibi bir tahrifçinin eline düşmedi henüz. Belki günün birinde ortaya çıkar.